Menderes zamanında geldik. Açtılar kapıları, geçtik. 12 gün İstanbul'da Sirkeci'de kaldık. Macerhaneden. Ben çamurla, hamurla her şey yaparım. Önceden bir gri kaplı alfabe vardı. Okuttular, ettiler bizi. Üstünde Atatürk'ün resmi vardı. Bu kim dedi bana öğretmen. Kırbi doğumluyum. Bulgaristan'da Evipköy'de Şumlu'nun bir köyünde doğdum. Esas aslımız, neslimiz Konya Karaman'dan göç etmiş Osmanlı zamanında. İki aga kardeşi İslamiyet'i yaymak için bir aile yollamışlar oraya. Param pulum olsa gideceğim göreceğim oralarını ama bütçem müsait değil. Ondan sonra büyüdüm, yetiştim, ilkokula gittim Bulgaristan'da. Din dersi görüyorduk. Birinci ders din dersi Türkçe. Bir defa da Bulgarca ders gördük. Ondan sonra 51 göçmeni. Ben 3. sınıf Kasım'ın göçmeniyiz biz. 51 göçmeni Kasım'da geldik. 3. sınıfa başlamıştım. Bir daha buraya okula gittik. Okula kayıt olmaya gittik. Bizi imtihan ettiler. Siz bilmem biliyor musunuz? Önceden bir gri kaplı alfabe vardı. Okuttular, ettiler bizi. Üstünde Atatürk'ün resmi vardı. Bu kim dedi bana öğretmen. Görgü Dimitrov dedim. Bulgaristan'ın reisi cumhurunu söyledim. Ben Bulgaristan'da evladım böyle başı taranık asılı görmedim. Fez başında, sarık başında, kuşağı belinde öğretmenler, reisi cumhurları öyle biliyorum. Ben de öyle dedim. Benim yüzü suyumdan 15 yaşında kızlar bile birinci sınıfa başladı. Babalarımızı çağırdılar. Bak amca dediler daha reisi cumhuru bilmiyor. Yeniden birden başlamak zorunda dediler. İşte ilkokulu öyle bitti. 5 sene gittim. Ondan sonra 2 sene Kur'an kursuna gittim. 19 yaşımda evlendim. Bulgarlarla komşuyduk ama hiç hissetmiyoruz. Acaba komşumuz Bulgar mı, Müslüman mı, Türk mü? Hiçbir birbirimize zararımız yoktu. Şimdi Bulgarlar el altından şikayet edenleri, söyleyenleri demişler. Rus idaresinin altına gir diye. Bulgarlar demiş, sizin yine gidecek yeriniz var. Bir an evvel gidin. Sizin için soykırımı yapmak için yer hazırlanıyor demişler. Bunda da büyükler toplaşmış, anlatmış, karar vermiş. Evladım köyden bindirdiler açık arabalara. Oradan getirdiler. Çok yakındı bize tren istasyonu köyümüze. Trene getirdiler. Trende bindik. Zaten eşya yok. Fakir herkes fakir. Bindik trene geldik. Trenden Sirkeci'ye indik. Öğlen necinin ve bu sefer buradan da Menderes zamanında geldik. Açtılar kapıları, geçtik. 12 gün İstanbul'da Sirkeci'de kaldık. Macerhaneden. Ondan sonra 12 gün sonra oradan kaldırdılar. Bizi bir gemiye bindirdiler. Çanakkale'ye gönderdiler. Çanakkale o zaman bir kırık yer. Küçücük. Orada kaldık bir hafta macerhanede gene. Ondan sonra buraya Kumkale'ye geldik. O zaman Bulgaristan'ın hali başkaydı. Bizim bıraktığımız gibi değildi tabii. Bizim bıraktığımız zaman İslamiyet güzel yaşanıyordu. Ondan sonra camiler kapandı, Kur'an okumaklar yasaklandı. Biz orada 51'den buraya geldik. Burada yasaktı. Biz okuduk ama hoca bizi bugün Ayşe'nin evinde, yarın Fatma'nın evinde. Sözde dedi babalarımız biz Türkiye'ye geldik. Hani ne oluyor bu? İslamiyet nerede? Hani Kur'an okumak hepsi yasak bilmem ne. Bizim geldiğimiz zaman yasaklandı evladım. Hep iyi bir zaman yasaktı. Biz orada İslamiyet çok yaşıyorduk. Benim bir dedem vardı. Anneannem hep Sümeyani irir, iğri. Dedemin adı kitapların kapları erimiş. Ahmet'i okur, Muhammed'i okur, Kur'an okur. Anneannem de dinler, kızları dinler. Haramlı selamlı yaşarlar. Ne bileyim buraya geldik. Burada görmedik öyle. Haram selam yok. Haramlı selamlı yaşamak kalkmış. Dediler babalarımız da biz nasıl şey böyle Bulgar içinde yaşadık. Çok serbestti İslamiyet burada. Yasak. Gizli gizli okuduk. Sonra bir daha yine Kur'an kursları açıldı. Serbestlendi. Şimdi serbest. Herkes Kur'an kursuna da gidiyor. İmam Hatip'e de gidiyor. Her yere gidiyor. Bir gün yazmış babam kapıya asmış Ayşe kızım kara tavuğun yumurtasını al bakkaldan ne canın isterse al yavrum fakirlik ikisini birden alıp harcamayayım yani
Mübarek hayvan da giderim yumurtlamıyor, gıda uçuyor, gidiyorum yumurtlamıyor. En sonunda bizim okul yakın zil çaldı. Ayşe abla ne kuru ekmeği yiyebildi ne de yumurtayı harcayabildi. Böyle günler. Babam fakir olduğu için Cemal amcanın babası zengindiler. Camide mevlit okunmuş. Kayınbabam benim babama iki defa yollamış lokum tablasını. Babam da sevinmiş böyle. Ah bunların bir işi var herhalde Ayşe. Ay bir de Cemal amcanın bir idillese baktım kapkara. Sonra bir amcam vardı çok esmer, onun yengeme gittim. Yengeme dedim, amcam sana dedim, nasıl görünüyor kara? Görünüyor mu dedim. Ne olacak bu uşağım dedi bana. Aman uşağım dedi, insan birbirini sevdiğinde hiç kara gelmiyor dedi. Anacığım da dedi, kızım dedi, sen bir çevre işle de yolla Cemal'e dedi. İşte böyle oldu evladım. Salata yapalım mı? Çenem çoktur ama daha bir metre kumaş alamam çarşıdan. Neden? Yapamam, becerem, dilim dolaşır. Basmada bu alır, tasmada bu şekerde, gazda, tuzda. Tam Dışişleri Bakanı. Ya Cemal Ergan getir hepsini. Çarşamba günü gider pazara. O bilir ne alacağını. Düğünlerde, bayramlarda görüştük, ettik ağlamı. Sonra babamla da böyle böyle deyince biz daha gönüllü vermeye başladık. Ağlamı. İki sene nişanlı kaldık. Nerede buluşacaksın? Kapıya pencereye gelmek yok amcalar, dayıcılar. Su yolunda, çeşmede. Ebaz görüşmüştü belki canım. Ne saklayacağım oğlum? Şimdi kızlar eşkere, o zaman da gezli. Çeşme başlığında. Düğünlerde. Vallahi evladım doyumsuzluk, param var diye. At çöpe ermedi mi çalıştığı kredini. Bir daha gırtlağa kadar borç. Hadi bırak git. Çocuğum varmış, bilmem neyim varmış. Ne bileyim evladım, hiç düşünmedim. Bak ne sıkıntılığa geçirdim. Aklımın kenarından bile geçirmedim. Ne bırakmak, ne boşanmak, ne de aman Tesor Cemal Ergan'ın. Aman bıktım böyle yaşamaktansa öleyim. Hayatta geçirmedim hiç kalbimden. Aç da kalmadık, gene susuz da kalmadık. Sıkıntılı filan yaşadık çok şükür. Benim annemden, babamdan beni nasihatları, kadının ayrı parası olmaz. Para gözlü kadın, affedersin, her şeyi yapar derdiler. Başka bunu anamla babam her zaman için bize bunu söylerdi. Bir de evin içinde erkek işi, kadın işi diye ayrılmaz. Herkes ayrı, güzelce, tatlı tatlı geçinir, işini yapar derdi. Getir verim, al derim ağabeyim. O da bana çıkarır, ağaçlık verir, çay parası. 78 yaşındayım yavrum. Bak, sabun yapmaya giderim. Fırın yapmaya giderim, şömine yaparım, yorgan dikerim. Hep Allah'a şükür ediyorum. Allah'ım diyorum, çok şükür bana verdiğin bu sağlığa. Gökteki yıldızlığa kadar, çöldeki kumluğa kadar, tarladaki anızlığa kadar, denizdeki dalgalığa kadar şükretsem, tutan ellerime, gören gözlerime, yürüyen ayaklarıma yetmez kızım. Ama artık gücüm yetse bile annecinin. Şöyle ben de istiyorum ki at iş bir kenara, şöyle doya doya yana yana ibadet edeyim. Evladım bak şimdi, bir evladım ani ölüm yaptı. Sır ölüm. Ama hiç gene ne işimden geri kaldım ne de Allah'ım bunu alacağına beni al. Hiç demedim evladım. Allah'a belki de daha çok yaklaştım. Herkes biliyor anneciğim benim ihtiyacım olduğuna. Yakın köylerden de olsa alırlar. Yani temiz düzgün yaptığımızı da bilirler. Şişelem ne kapağı kopar ne boşanır. Yağını getirir, domatesini, biberini. Sen bunları bize yap. Bittiği zaman alo de, biz senin elini yemeğini getiririz. Salçacı diyebilmezler de evvelden ama şimdi salçacı. Ay, salça yapan Ayşe teyze. Şu benim evimde gördüğünüz düzenler, o mutfaktaki alı çöpten alma, çöpün başından. Modası geç at, rengi koltuğa uymadı at. E buna para dayının, para yok. Para olmasa sen onu yamazsın, koyarsın köşene. E biraz da bunlar israfçılıktan, kanaatsızlıktan. Herkes çile çeker, gayret edeceğim, sabredeceğim. Ben aile hata babamın, anamın iliğinden, kemiğinden korkarım ama Allah razı olsun.
Güzel yetiştirmişler, güzel terbiye vermişler bize. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum nimete. Şifa olsun ümmete. Yisin bitmesin. Taşsın dökülmesin. Allah bereketini versin. Kimse nasiplisi gelsin. Benim elim olmasın, Fatma Hanım'ın eli olsun. Bir şeyi kaldığı için de Ümre'ye gittik. Kabe'de kalıp bir iki akşam yatamadık diye. Gidemeyiz anneciğim. Bizi zaten şimdi de Cemal amcanın bir yakın akrabası var, o yolladı. Bizim kendi kendimize gitme durumumuz mümkün değil. Evet, bak şimdi ben önce de gittim. Beni geçirmeye gelenler, o odaya tabii misafirlerim geldi güle güle diye. Bu kapıdan çıka akı tavan başına çökecek Ümre'ye gidiyor dediler. Olsun dedim, bana veren insan al teyze bununla tavanını yaptı demedi. Sen çoktan orayı münasipsin. Ben seni Ümre'ye yolluyorum Cemal Agam'la dedi de verdi bize o parayı. Benim tavan ne işime girin? Ama ben tavanı gördüm ama orasını görmeyedim ne olacaktı? Menderes zamanında geldik. Açtılar kapıları, geçtik. 12 gün İstanbul'da Sirkeci'de kaldık. Macerhaneden. Ben çamurla, hamurla her şey yaparım. Önceden bir gri kaplı alfabe vardı. Okuttular, ettiler bizi. Üstünde Atatürk'ün resmi vardı. Bu kim dedi bana öğretmen.